gözlerinde hissettim aşk denen kokuyu, o sıcacık yüreğinde. Bir masalla başladı aşkımız, deniz yosunu gözlerinde hissettim aşk denen kokuyu, o sıcacık yüreğinde. Merhabalar. Ne güzel bir gün değil mi? Bir de insan etrafında çok güzel insanlar olursa bir o kadar daha güzelleşir. Oya Kutsal, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bizi bitirdin ama bu şarkıdan. Gerçekten. Ben bambaşka dünyalara gittim. Çok duygusallaştım. Öyle mi? Evet. Çok güzel bir şarkı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kadir Evre. İlk kez geliyorsun sen de benim konuma, evet. Sevgili Oya Kutsal gibi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gitarınla geldin, enstrümanınla. Evet, arabada duruyor.
oluyordu. O yüzden otomatikman onu da getirdik. Bakacağız. Bakacağız. Dermanatik. E son gelişinde var ya, burayı alt üst ettik. Hatırlıyorsun değil mi? Tabii, çok iyi hatırlarım. Bütün medyayı alt üst etmiştik. Öyleydi o zaman. Covid'in başlangıcı falandı galiba. Öyle evet, hatırlarım. Tabii tabii. Aslında o var ya, olmasaydı Covid, biz bütün ekranlarda olacaktık. Evet. Evet. Neler yapıyorsunuz? Şimdi üçümüz çok farklı şeyler yapıyoruz. Evet. Hocam başlasın isterseniz. Öyle mi? Evet. Büyüğümüzdür. Ama bir de 10 yaş var aramızda. Yok, yok. O yüzden. Hanımlar. Ama hanımlar. Bir dakika. Önce hanımlar. En son çok güzel bir malikanedeydik. Evet. Birlikte. Evet. Villa Diva'daydık hep birlikte. Jüri üyesiydik. Evet. ülkemizin maalesef kanayan yarası çevre kirliliği. Çok doğru. Biz ekipçe 10 yıldır bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ancak ne yazık ki henüz böyle bir farkındalık yaratılmış değil. Ama biz yılmadan güzel projelerle bilinçlendirmeye çalışıyoruz çocukları, gençleri ve en önemlisi büyükleri. Çocukları eğitmek kolay da büyüklerde biraz zorlanıyoruz. En son da Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin desteğiyle Emgaf İyilik Gönüllüleri ve Temiz Kıbrıs ekibiyle birlikte bir tişört tasarım yarışması, bir de jingle söz yarışması yaptık. Bütün amaç çevre temizliği. Evet, bunun farkındalığını. Benim programlarımda da çok bu konuya değiniyoruz, işliyoruz. Her gelen konukla birlikte köşe yazılarımda da vurguluyorum. İnanıyorum ki günün birinde arzu ettiğimiz temizliğe ulaşacağız. Evet. Biz yılmadan devam ediyoruz. İnşallah bu emeklerimiz bir gün boşa çıkmaz diye umut ediyoruz. Çıkmaz. İnşallah. Evet, en sonu bırakalım mı sevgili Kadir arkadaşımızı? Evet. Erman. Vallahi işte Oya ile birlikte son sevgili Demetra'nın misafiri olduk. Çok güzel bir ortamda hep birlikteydik. Güzel bir çalışma oldu. O gün söylediklerimi bugün de söyleyebilirim veya daha ileride de söyleyebilirim yani program gelişiminde. 30 tane eser vardı yaklaşık diye hatırlıyorum. Jingle vardı. Yoğun bir çalışma temposuyla bitirdik işi ama ilkokuldaki müzik öğretmenlerinin çocukların yaratıcılığına, şimdi sadece müzik öğretmenleri değil aslında bütünsel olarak da öğretmenlerimizin çocukların yaratıcılığına çok daha fazla önem vermeleri gerektiği noktasındayım. O gün de bunları sevgili Oya ile konuşurken ifade etmiştim. Yani aynı kalıplar içerisinden çıkıp daha farklı bir şeyler yapabilmesine müsaade edilmeli çocuklarımızın. Ve o gün de bu örneği vermiştim. Bugün de vermemde bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Kendi kızımla ilgili vermiştim bu örneği. İşte çok küçük yaşta, yani okul öncesi dönem neyse işte yaşları, şimdi 18 yaşında oldu. Öğretmeni ısrarla bir havuç resmi çizilmiş, herkese dağıtılmış. Şimdi herkes biliyor havucun turuncu olduğunu. Öğretmeni ısrarla onun turuncu olmasını ister. Mavi. Turuncu olmasını ister. Turuncu olmasın, evet. Ha, kızım da diyor. Kızım da diyor ben havucu. Tabii etkilendi orada. Mavi. Ay bizim dizaynımız mavi olduğu evet, için. Evet, bir de sizi mavi. Görünce çiçekler de mavi, havuç da mavi. Hemen aklım karışır benim. İşte neyse, turun yani ısrarla turuncu olmasını ister, kızım da diyor ben mavi boyayacağım. Bize şikayette bulunuyor öğretmeni işte. Havuç turuncu, kız mavi boyamak istiyor. Peki biliyor mu havucun turuncu olduğunu diye soruyoruz. Biliyor. tamam o zaman bırakın boyasın. Ama havuç turuncu. Ya olabilir ama bu çocuğun
kendi kafasında, onu başka bir renk boyamak var. O yaştaki çocuk madem ki biliyor havucun turuncu olduğunu, bırakın isterse kırmızı boyatsın, yeşil boyatsın. O özgürlüğü tanıyın. Evet. Yani yapacağı bir boyadır. Evet. Yani işte tam da budur söylemeye çalıştığım. Yani çocukların yok bu kalıbın içinde kalacaksın noktasının şey ötesine yok. Geçmeleri lazım çocuklarımızın. Müzikte de böyle, diğer alanlarda da böyle. Çok ancak doğru. Bu şekliyle çocuklarımızın yaratıcılıklarını daha fazla geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Doğrudur. Ana rahminde başlamalı değil mi? Bütün biraz öyle, anne de müzik dinlemeli, baba da müzik dinlemeli. Yani ben şimdi hep aldım sazı elime, ben çalıyorum da birazdan... Fahriye'nin araya girecek herhalde. Birazdan Kadir'e geçer gitar veririz. Sevgili Kadir'e enstrümanımızı alalım mı elimize? Sevgili bak, ben orada, sazı bırakıyorum, sen gitarı al. Orada var ki, ya bak enstrüman orada yazdı. Tabii ki yazdı. alırız lütfen. Ama sohbet, biraz daha sohbet tamam. Edelim. Açılalım diyor. Biraz daha bir rahatlayalım. Öyle mi? Evet, tabii. Devam edelim. Tamam. Neydi konu? Konu Kadir, Evre. Değil mi? Evet, Kadir değil. Sen gerçekten, ben o gün sana da söyledim. Ben biraz üzüldüm. Yani ben buradan hep söylüyorum. Ne olur beni arayın. Evet. Burada konuk olmak arzu eden kim varsa, burası hepinizin evi. Neden sen beni aramadın? Ben sizi aramadım çünkü bir tek sizi değil de hiç kimse aslında böyle çok böyle medya falan biraz o konuda birazcık asosyalliğim var. Hayır, diyebilirim. Olmamalı. Olmamalı. Kesinlikle. Peki. Kesinlikle olmamalı. Çat kapı yapacaksın. Arayacaksın. Öyle mi? Çünkü gerçekten ben dinlediğimde seni şoklarımı yaşadım. Hatta girdim. Bütün o çalmış olduğun eserlere, hayat verdiğin eserleri like'ladım. Beğeni yaptım sana. Teşekkür ederim. Çok beğendim gerçekten ve üzüldüm ben. Kendi adıma üzüldüm ki Kıbrıs'ta o kadar çok müzisyen arkadaşlarımız vardır. Hepsini tanımak, bilmek mümkün değildir. Ama biraz iş sizlerde de düşüyor. Evet. Yani benim yapım birazcık şey böyle, nasıl diyeyim? Utangaç olma bu konuda. Birazcık hayır. Tabii ki. Tabii olma. Utangaçlık var. Ama böyle evde arkadaşlarıma çalmayı falan böyle... Ama daha çok... rahat ortamlar, nasıl diyeyim? Acaba biraz saçmaladım. Hayır. Alışacağım şimdi. Ya. Hayır. çok da iyisin. Yani çok da iyisin. Yani bunu önemli olan çok daha yukarılara taşımaktır. Evet. Belki, el birliğiyle bunu yapacağız. Belki biraz daha denerim yani. Bak buraya gelme inan biraz da şey. Attım yani. Biraz attım. Biraz attım. Ya. Tek bazen... Ben, Oya'cığım gerçekten ben çok üzüldüm. Ya. Gerçekten o gün ben şoklarımı yaşadım. Dedim nasıl oluyor da tanıma, hiç tanımıyordum. Hatta bizim bölgeden kendisi. Ben şoklarımı yaşadım. Ben çok yaşadım. Güzel saklanırım. Yani saklambaç mı oynuyorsun? Yok, genelde nasıl diyeyim, bazı sanatçıların ya da bir şeyleri var böyle. Hep ön plan var ya, ben evet. O... Yani sen hep grupta davulcu varsa onun da arkasında olmayı deneyen bir ruh, yani şeyim, yani ama öyle bir ruha sahibim. Şimdi o yani kadar çok severim yani birazcık bak, saklı olmayı. Bak şimdi izleyenlerimiz seni merak ettiler. Enstrümanını eline alabilir misin lütfen? Bak orada uyuyor. Isındı geldi. Orada ısındı geldi. Bak tabii hüzünlü ki. Girdik, hüzünlü devam edelim. Şimdi, hüzünlü mü? Şöyle hayır, hüzünlü girmeyeceğiz. Neşeli. Neşeli. Evet. Tabii ki, tabii ki. Neşeli. Hadi neşeli. Bakayım. Yaparız da şimdi bir dakika, nasıl yaptık? Biz de ondan şarkı söyleyecek ya. Tabii ki. Biz söyle. Anlaştık, evet. Biz de söyleyecek. Güzel. Güzel, bak sizin için biz Oya Hanım'la da çalıştık. Şiir falan. Yani prova da yaptık. Yaptık yani. Prova yaptık, şiir yapacağız. Hadi bakayım. Önce Instagram için güzel bir eser çalmıştın sen. Instagram'da şu anda hatırlayamayacağım öyle. Eseri. Onu devam et. Devam edebilirsin. Hep haydi, birlikte haydi. Yapsak olur mu? Evet, bak, öyle. Ben size ayrı geleyim. Yani ki birazcık hem... Ha. İstersen biz gidelim. Daha değil. Şimdi bir demek... şimdi değil de... Daha sonra ben gelip sözüm birlikte... Sözüm var, geleceksin. Evet. Tamam. Şimdi bak, bu böyle alıştırma olsun bana. Şimdi bir hareketli bana. Diyorum ki, bir hareketli çalsak böyle bir... Biz bizeyiz, kimse yok ki. Tabii, hiç tabii, kalkmadan tabii şöyle Ozan bir al. Tamam. Çok iyi. Biz bize. Tabii. Kimse tabii. Yok ki. Evet. Bar üstünde pena istersen. Ha.
Evet. Yoksa unutulduğum şey köprüye silahımız destek olsun. Silahımız var yani. Değil mi? Evet. Ne söylüyoruz? Hangi eseri geçiriyoruz? Hiç böyle bu konuda hiç şey tamam, yapmadık. Hiç. Rahat rahat bir şey çalıyor. Yani ne? Rahat. Ne söylüyorum? Tamam. Ya canını ne çekerse çal işte bir şey. İçinden ne geliyor? Karnı kayanı söyleyelim. Wow. Evet. O da olur. Karnı kayanına girelim. Program zaten 5-6 saat sürecek. 5-6 saat sürecek. Tonumuz ne tonumuz olsun acaba? Bir deneyelim. Evet, bir dene bakayım. Ormanında sen dur sanki. Aa, pardon, bırak. Bırak da sonra kod ben. Tamam, okey. Bir deneyelim de beğenmezsek tonu değiştirelim. Evet, tamam. Evdeymiş gibi. Tamam, tamam girecek. Şimdi Derman abi girdiğinde ne yapacağız? Sen evet gir, tabii biz arkadan girelim. Butoncuk eğilir, Derman abi. Tatlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Tatlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Efkarlıyım, efkarlıyım. Elini ver, neredeyim? Efkarlıyım, efkarlıyım. Elini ver, neredeyim? Memleket mi, yıldızlar mı? Gençliğim mi daha uzak? Memleket mi, yıldızlar mı? Gençliğim mi daha uzak? Kayınların arasında bir pencere sahne sıcak. Kayınların arasında bir pencere sarısıcak. Yedi tepeli şehrimde bıraktın Gonca gibi. Yedi tepeli şehrimde bıraktın Gonca gibi. İstagram'dan da canlı yayın yapıyorum. Aman Allah'ım. Evet. Biz devam. Beyaz kelebekler. Evet. Vardı öyle bir grup hatırlayın değil mi? Devam edelim hadi. Öyle mi? Evet tabii. Üçümüz birlikte çıkıyoruz biz. Evet bakın. Tamam edelim. Harikasınız. MFÖ de olabilir. Biraz hareketli gelsin mi? Evet gelsin. Give me the night. Bir İngilizce söyle istersen. Öyle mi? Yap ya. Adam İngilizce de bil. Siz provalısınız ha. Akşam başka parçalara çalıştınız galiba. Hayır. Ben dedim belki bir iki parça söylerim ama beğendiremedim Oy Hanım'a. Öyle mi? Evet. Hadi bakayım. Evet. Oldu mu bu? Malzememiz bu abi. Yapalım mı yani? Konsepte uyar mı? Çünkü evet. Mavilerin içinde evet, yabancı olur. Parçalar olur mu? Olur. Olur. Elbette olur. O zaman olur. Coşalım. Evet. Haydi. Whenever God is calling, you know this meeting goes by. It starts to travel like milk until the day is arriving. You can turn on all the blues and keep the city lights, 'cause there is music in the air and lots of love in the way. So give me the night. Dinosaurs, wine, and
dancing in the street until the morning light. Cause there is music in the air and lots of love in the way. So give me the night. So give me the night. So come on out tonight and move with the old. Ekstra girecek. Biz bekliyoruz. Öyle mi? Evet. Yani ben de ne olur ama. Bak takipçilerimiz de bekliyorlar. Yani. Bekliyorsunuz zayıf halkalar. Hazırdadır öyle ikna olma ya. Böyle gruplarda zayıf halkalar var ya. Tamam. Bizim grubunda zayıf halkalar. Belki esneklik diyebiliriz ona. Yani yok yok zayıf halka. Zayıf halka. Bugün bu program bitmez. Öyle mi? Evet. Biraz sohbet, biraz müzik. Tabii, 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 evet. Tabii. Sonra şiirlerimiz de var. Bir şiir gelsin mi? Hadi Fahri Özay'dan. Tamam. Yoksa sizden mi? Hayır. Siz, evet, siz okuyabilirsiniz. Sonra Oya Hanım. Aa, tabii. Bizim klibimiz var. Gelsin nasıl mi? Arzu ederseniz. Biz... Evet. O zaman sizden alıyoruz. Tamam. Hadi bekliyorum. Bir aşk şiiri okuyacağız hocam. Ahmet Altan şöyle demiş. Bir yazarın tek işi gücü aşkı yazmak olmalı. Bunun dışında bir şey yapıyorsa o ülkede hiçbir şey yolunda değil demiş. Ne kadar güzel. Bütün kadar işi güzel. Gücü aşk olmalı. Nasıl vurur ama? Yani çok iyi. Çok iyi. Benimki de yaşamak olmalı der. Hmm. Şairler tartışıyor. Evet, devam. Evet, dinliyoruz. Söyleyebilsem derdini, mehtaplı bir gecede açabilsem sana kalbimi, göreceksin seninle dolu. Desem, diyebilsem ki seviyorum seni, çılgınca aşığım sana, ama demem, diyemem. Çünkü aramızda dağlar, denizler ve benim o kahrolası gururum var. Bu böyle sürüp gidecek. Sen seni sevdiğimi bilmeyecek, öğrenmeyeceksin. Ben her gece yıldızlara seni sevdiğimi söyleyeceğim. Ama sana asla. Çünkü aramızda dağlar, denizler ve benim o kahrolası gururum var. Senin de ellerine. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Uza dayanmışsak ki şarkıdır. Birkaç nakarat daha devam ediyor. Birkaç nakarat daha devam evet. Evet hocam bir de sizden alalım. Evet. Alın. Evet ne? Alın. Ne? Hiç utanadınız yoktur aramızda. Utangaç. Hep ben öyle gözükür. Yok sen gayet rahat yani geçtin. Derman abiden sonra verdi bize o şeyi biraz. Rahatladın. Evet tabii. Tabii. Evet. Bu kadar canlı yayın. Şimdilik. Teşekkür ederiz efendim. Evet. Evet, ne çalacaksın? Ben birkaç belki... soru sorabilir miyim ha, sevgili tabii. Kadir'e? Peki evet. Eserlerin de var. Eserlerim, yani eser mi diyelim? Olabilir yani pek birazcık. Parçalarım, şarkılarım evet. Ne kadar mütevazisin şeyler var. Öyle. Bana korkutucu gelir böyle şeyler. Yani birazcık sanat, eser falan. Yani...
Yani ben birazcık böyle nasıl diyeyim, müziği de böyle kendim için böyle birazcık oyun gibi yapıyorum, nasıl diyeyim. Yani evimde böyle bir şeyler yapıyorum yani bilgisayarımın başında. Açıp böyle... Şimdilik öyle diyorsun. Yani ruh halime göre kendi kendime şeyler yapıyorum. Yani parçalar yapıyorum falan filan böyle. Kendim için yapıyorum arkadaş diyeyim. Arkadaş çok mütevazi. Yok kendisi yok, mütevazilik değil yani bu. Yani benim hissettiklerim. Peki değil. Öyle olsun. Yani... Ama yarınların ne getireceğini sen bilemezsin değil mi? kim bilebilir? Değil mi? Evet. Doğru söylemedim mi sevgili? Evet doğru. Yarınların ne getireceğini evet. bilemeyiz ama onun söylediği de doğru. Kim bilebilir ki yarın ne olacağını? Aynen. Bir de şunu belirtmek istiyorum ben. İnsan ruhen büyüdükçe o kadar mütevazileşiyor. Öyle oluyor zaten. Yani ben yanımdaki iki beyefendiden de bunu çok göz deneyimledim. Yani aslında öyle olmalı. Mütevazilik değil de belki de bazı şeyleri farkında olmak gibi bir şey. Yani çünkü özellikle ben kendimden örnek vereyim. Yani böyle müziğin dallarını, yani bazı şeyleri araştırmayı çok seviyorum. Yani böyle okumak, güzel. Kitap okumak. Yani bir konu hakkında ne kadar çok şey öğrenmeye başladığı zaman insan o kadar da yani daha dikkatli oluyor. Yani aslında ve konuşurken. Daha çok yani bu mütevazilikten alakası yoktur yani. Ve daha bence. Çok öğrenmeye yani çalışıyor. Birazcık farklı. Evet, Berlin abi biraz şey destekleyin abi. Yani güzel bir konuya girdin. Kuramsal olarak mı başlayalım? Sosyolojik başlayalım. Şimdi ben işte bu sanat denilen ve senin de aslında ne yaptığını çok iyi bilen birisi olduğuna inanırım. Yaklaşımların da aslında onu gösteriyor. Az önce söylediğin cümleler de onu gösteriyor. Ben kendi adıma hep sanata bir felsefe olarak baktım. Sanat denilen sözcüğe yani öyle işte şey gelsin, ilham gelsin de yapayım noktasında bakmadım. Yani ben işi daha da... aşağıya çekerek, kolaylaştırarak her insanın anlamasını istedim. Çünkü derdim şurada. Yani eğer bir toplumda herkes işini sanat felsefesi çerçevesinde yaparsa, işi ister kasaplık olsun, ister tabii doktorluk ki. Olsun, tabii ister ki. Marangozluk olsun, işte o toplum o zaman kaliteli yaşamaya başlar. Bütün mesele burada yatıyor. Yani nedir yaptığımız iş her neyse, müzik olsun, tiyatro olsun, bunlar yani sanat adı altında işaretlenen evet. Meslek grupları olduğu için söylüyorum. Yaptığı işi en iyi, en güzel, en doğruyu bulmaya yönelik yapıyorsa evet. işte bu sürece ben felsefik olarak evet. sanat doğru ve samimi. Samimi bu kadar basit. Evet, çok basit. Kendi meslektaşlarım zaman zaman ilk başlarda ben bu yaklaşımı ortaya koydum. Sanat bu mudur? Yani şimdi bunu söylüyorsun da bizim bu sene bu kadar zamandır aldığımız sanat eğitimi ve şey ne olacak? Yok böyle bir şey ya. Evet. Bu kadar basittir. Basit, yani bütün ki. Mesele insanların. Evet. Bir de evet. şey değil yani herkes sanatçı olmak zorunda değil. Ama evet. sanatlı bir toplum yaratabiliriz. Evet. Herkes sanatçı evet. olmak zorunda değil. Yani böyle bir derdimiz de tabii yok ki. Bizim. Tabii ama ki. Sanatla yaşayan bir toplum. Yani evet. gittiğin bu örnekleri de veririm yani genelde. Bir restoranta gittin. Garson geldi. Abi ne arzu edersiniz? Ortaya bir karışık yapayım dedi. Evet. Bir de gittin başka restoranta. Orada da geldi garson. Efendim ne arzu edersiniz? Menüyü getireyim mi? Dedi. Evet. Şimdi hangisini tercih edersiniz? Menüyü getireyim mi diyeni tercih edersiniz. Evet. Çok kibar bir tabii şekilde ki. Durdu. Meramını anlattı menüsünü. Öteki çok... biraz da kaba. Evet, o ayağının belki ötekini tercih edebilir. Salaş bir meyhaneye yani bütün mesele burada yatıyor evet. aslında. Aynen. Onu görebilir ikincisi. Germez evet. aslında. Evet. Germez aslında. Evet. Yani ben bu sanat denilen şeye bu şekilde bakıyorum, bu şekilde evet. yorumluyorum. Yaptığım evet. işleri de buna yönelik yapmaya çalışıyorum. Sen de böyle yapıyorsun aslında. Söylerken örneğin yani az önce dinlemezmiş gibi görünsek de hepimiz çok iyi dinledik ve anladık ne demek istediğini. Bir şeyleri okudukça yaptığım işin yani benim de onun içinde bir parçacık olmamın ne kadar şey olduğunu tabii, anlatıyorsun tabii, ya. Meselenin özeti zaten burada kendini evet. ifade aynen. ediyor bir biçimde. Evet.
Kesinlikle. Onun yani, için bunları anlamak için hayatı anlamak lazım. Yani sanatın tarifini anlamak için de biraz hayatı... İşte ben de burada kendime lazım. Şunu felsefe edindim. Hiç kimse bana şu anda başla demedi ama yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi. Mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin gözünde, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. Mesela 70'inde bile zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde, evet. Ölüme inanmadığın için yaşamak, yani ağır bastığından. Bütün hikaye bu. Nazım da böyle Nazım demiş. Nazım Hikmet'te. Çok aynen. Güzel. Çok güzel, birer kahve alabilir miyiz? Güzel bir klip gelsin ve kahve alalım. Olur. Tamam, bir şiir gelsin mi yoksa şarkı mı istiyorsunuz? Sizden dinleyelim artık. Tamam, güzel bir 99-2009 yönetmenim. Neden mi? Çok mu merak ediyorsun? Tanışmamızın üstünden 40 gün geçti. 99-2009. Günlerden çarşamba. Senin telefonunla uyanmak, güne güzel mesajlarınla başlamak anlatılmaz bir duygu. Seni tanımakla hayatım renklendi. Galiba. Galiba sözcüğü sana yabancı değil. Seni seviyorum. Hayır, hayır. Sana tapıyorum. Çok, çok seviyorum. Çok, çok seviyorum. 99-2009. Günlerden çarşamba. Anda uğurum, uğurum, bereketim, kalbimin tahtı, bahtımın, geleceğimin her şeyi prensim oldu. 99-2009. Günlerden çarşamba, milattan önce milattan sonra seninle yaşamış gibiyim. Bu sihir hiç, hiç bozulmaz. Bu sihir hiç, hiç bozulmaz. Milyonlarca yıl aksın gitsin. Sevdamıza kenetlensin sevdamız. Birbirimize pınarlardan akan, nehirlere doğru şelalelerde çağlayan su gibi temiz duru berrak berrak aksın gitsin.
1999 2009. Günlerden çarşamba. Tanışmamızın üstünden 40 gün geçti. 99 2009. Günlerden çarşamba. Hiç bitmesin. 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 Hayır, birlikte. Benden sana son kalan mendilim olsun nişan. Eğerirsem bebeğim ince beyine kuşan. Zeytinden aşımı güzeller başımısın, gönderdiğin mektubu koynunda taşımısın. Zeytinden aşımısın, güzeller başımısın, gönderdiğin mektubu oyununda taşır mısın? Güzel gördüm en damlı başlar karavanı. Dedi sevdan nerede, gözleri yola baktı. Zeytinden güzeller başımısın, gönderdiğim mektubu koynunda taşımısın. Zeytinden aşımısın, güzeller başımısın, gönderdiğim mektubu koynunda taşır mısın? Güzeller başımısın, gönderdiğin mektubu koynumda taşır mısın? Koynumda taşır mısın? Belli oldu. Öyle mi? Yapmayın mı şaka? Şaka da yapma. Hayır, bundan sonra arada... Yapacaksın tabii. İçinden geldiği gibi yapacaksın. O zaman. Wow. Kim söylemiş beni Süheyla'ya yapmışım diye. Kim görmüş ama kim elini yaptı. Destek yok mu? Yüksek kaldırımda güpe gündüz. Merazi almışım da sonra Alevlara gitmişim söylemeyi. Onu da sonra anlatırım. Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Ha?
Güya Çağatay'a da dalmışız. Kafaları çekip çekip orada alıyormuşuz soluk. Onu da sonra anlatırım. Kerpiç evlerin çoğu yıkıldı köyde. Çatılar çöktü. Kamburlaştı kimi duvarlar. Hasan amcanın sırtındaki yıllar gibi. Eğilen duvarlarda ayrılık acısı var. Hasret acısı var. Sıla hasreti esen yerlerde. İşte bu sanattır. Tamam mı? Bilmem. Bu şiir. Hayata sanatsal yaklaşım işte bu. İşte bu. Yaptığı her işte bunu başarabilmekle. Harika bir şaka oldu değil mi? Evet. Evet. Sevgili Kadir. Hep şaka yapıyor zaten. Evet. Kadir. Şaka yapıyor. Başka şakalar var mı? Alıştık ben. Devam edelim şakalara. Var mı başka şakaların? Çok var da onlar şimdi ekstra olacak. O yüzden... Öyle mi? Ekstraya girer. Efendim? Ekstraya mı giriyor? Biz peşin peşin zaten bak kahvemiz geldi. Tabii geldi, evet, kahve geliyor. Gelir. Yolda. Kahve gelirse devam edelim. Evet, bir daha olur. Ben diyorum ki kahveler yolda, bir tane daha. Sonra da bir Yedi tepe girer. Olabilir. Biz de kahvelerimizi tabii. Yudumlarız, olur mu sevgili Kadir? Olması lazım değil mi? Olmamak dediğim şey olmaz. Seçenek yok artık bu vakitten sonra. Tamam. Ne olabilir acaba? Zalim. Zalim mi? Zalim mi? Zalim mi? Ben sunuyorum sana. Sen hangileri? Senin olmadı. Yeditepe. Kadın. Yeditepe olabilir. Yeditepe olabilir. Olabilir. Sanki birlikte sunuyoruz. Dinlemeyi severim çok. Hangi Yeditepe? İnşallah yani dinleyenler gitarımızın akorsuz olmasının şeyine bakmazlar herhalde. Keyfimize baksın. Keyfimize baksın. Evet. Girecek şarkıya. Kadir girer. Bu ne? Bu ne? Ama bir sürü yedi tepe var. Biz kahvelerimizi yudumlayalım. Evet. Çok güzel bir klip gelsin. Bu Peki. arada da karar evet. veririz hangi karar şarkıyı. Veririz, evet. Değil mi? Evet. Güzel bir klip gelsin yönetmenim Harika. Lütfen. Harika. Başka bir söz yazmıştım. Her yanın çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüğüm tenimden sevdalar yağar. İçimde güvercin şanlık çığlığa allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Her yanım çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüm teninden sevdalar yağar. İçimde güvercin çığlık çığlığa allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Müzik
şarkılar deli divane. Şiirler çaresiz, sözler bir çare. Doymuyor bedenim, aç arsız ruhum. Seninle her nefes sevişmelerde. Sevdamla şarkılar deli divane. Şiirler çaresiz, sözler bir çare. Doymuyor bedenim, aç arsız ruhum. Seninle her nefes sevişmelerde. Her yanın çim çiçeğim, gördüm hepsin bahar. Öptüğüm tenimde sevdalar yanar. İçimde güvercin çığlık çığlığa. Allanmış bullanmış bir bayram yaşıyor. Ah, her yanım çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüm teninden sevdalar yar. İçimde güvercin çığlık çığlığa. Allanmış bullanmış bir bayram yaşar. Allanmış bullanmış bir bayram yaşar. Allanmış bullanmış bir bayram yaşar. Çok güzel. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Buyurun Kadir Bey. Hoppa. Nargilem buna şaştı. Beş yıl bana yaraştı. Nargilem buna şaştı. Her gün süslü musluğumla bağlamam dolu şaştı. Her gün süslü musluğumla bağlamam dolu şaştı. Nargilem duman duman, baydım anana. İstanbul güzel ama Şımarıklık istemem hocam. Çok ciddi bir şekilde dinliyoruz. Evet, evet. Ama gerginlik de var üstümüzde yani. Gerçekten. Yani bak evde olsak neler yapardık değil mi? Evet. Artık evindesin. Çok rahatsın, evindesin zaten. Evindeymişim bir. Aa bak evimde olsam neler yapardım. Yok. Hiç olmaz. Yok. Evindesin. Tamam. Evime geldin. Değil mi? Tabii. Yani ev ortamı. Ev. Evet. Biri bizi gözetliyor o zaman. Gibi. Kim? Öyle mi? Kimse. Kim? Kim? Evet. Kim? Çok şey mi görünürüm, rahatsız? Yok, yok çok rahat. Çok rahat aksine. Yani gerçekten yani enerjim ancak nasıl? Metnin altını okursak anlarım. Korkunç. Korkunç. Yani maşallah bizden daha rahat bir performans. Çok rahatsın. Gerçekten. Evet. Olmaz ki bu kadar rahatlık. Ya iyidir. Evet. Yok yok tamam. Ne yapalım? Ya daha şarkı söyleyecek. Hayır yok yok yok. Yani. Niye geldiniz elbette? Nasıl devam edelim gibisinden. Yani öyle mi? Sohbet... Ha evet pardon. Ben gideyim o zaman. Gideyim mi? Şey de oldu, sunucu da oldu burada. Tamam. Gideyim mi? Ben giderim. İşte yüz vermeyecek öyle. Olur mu yok?
Kıyamayız ona. Tabii. Olur mu? Çok da iyi gidiyor program. Değil mi? Çok tatlı. Fahriye Hanım az önce bir parça istedi senden. Evet. Mouse yapalım anladım. Tabii ki yapalım. Yani biz de isterik. Evet. Hemen deneyelim. Teşekkürler Derman Atik. Bu lüzumlu yutma. Sözlerini isteyeceğim. Ha. Harikasın. Biraz hatırlayalım melodiyi. Mağaz sahibi imanım. Hatırladın mı? Bu parçayı evet. Kim yaptıydı bilin değil? Mustafa Tozak'ı. Ha evet evet. Bu orijinali evet. Bu bizim öğrendiğimiz gibi değil. Daha farklıdır. Ama hiç hatırlamam. Arşivlerde de var. Ama anonim geçiyor sevgili Derman Atik. Anonim geçiyor. Evet evet öyle. Sen devam edelim. Ben şarkıyı bilmem ya. Gözler görmez ya. Musalim anam limandır liman aman aman Musalim anam limandır liman aman aman beni öldüren de yoktur din iman beni öldüren de yoktur din iman uyan Ali uyan uyanmaz yedi bıçak yarasına dayanmaz olur. Uyan Halim uyan, uyanmaz oldu. Yedi bıçak yarasına dayanmaz olur. Neden çıktı yan basa basa aman aman iskeleden çıktı yan basa basa aman aman Mausa yardım tam Musa Tusa beni aman aman Mausa limanından aldılar beni aman aman 3000 uzağına attılar beni. Yeah.
bıçak yarasına dayanmaz oldu. Harikasınız. Fade out yaptık. Duydum, duydum. Soyacığım sen ne kadar güzel bir sesin var. Güzel söyledi. Çok evet, güzel söylüyorsun. Vokal ve gitar. Hadi kolay gelsin. Ali, Allah yardım edin. Vokal diye ben alacaktım. Ne oluyor sana şimdi? Evet. Bilmem ben artık yani Fahriye Hanım'ı tercih edebilirim. Daha popüler. Ay. Ne oluyor? Ne oluyor? Gerçekten çok güzel yorumluyorsun. Teşekkür ederim. Yani mimiklerin de çok güzel. Sağ olun. Bunu sizden duymak çok değerli. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Zaten Derman Atik. Yok ben şarkıyla hiç şeyim yok. Keyif alırım. Ben kendim söylemediğim için. Niye sen Derman söylemiyorsun? Evet. Eskiden orkestram vardı. Evet. Söylüyordun. Ama ben solist değilim. Niye söylemiyorsun? Evet. İşim bu değil. Şimdi de konuyla bir tiyatrocusun. Evet. Tamam onu yaparım. Tiyatroda okurum tamam. Da. Ama yani bu iş benim işim değil. Benim de işim değil. Bu arada söyleyeyim yani. Öyle mi? Yani solist değilim. Ben. Sevgili Derman baksana. Yine şaka ediyor bizimle. Et gene devam eder. Yani iyi başladı. Yani kötü başladın da iyi giderdin. Yani ne oldu şimdi? Şaka gibi adamım yani. Gerçekten işim değil. Yani solist. Solistlik de değilim yani esas. Osman Cankoy'u biliyorsunuz değil mi? Elbette tabii Osman ki. Osman Cankoy dayısı. Daha ne olsun? Bülent Evre. Yani. Muazzam evet. Sesiyle evet. Tanınır. Abisi. Evet. Ama ben böyle... de saklılığımla tanınırım. Çok saklı insanım. Yani. Ya bilseydim hayır, bugün evet. Var ya bir perde getirirdim. Tamam mı? Önüne koyardım. Tamam mı? Evet. Yapardım. Evet. 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 Seviyorum ama yani gerçekten severim saklanmayı. Öyle mi? Saklambaç oynayabiliriz. Ben şimdi birazdan provaya gideceğim. Programı saklambacı da çeviriyor. Helal olsun. Yararlanır. Değil mi? Evet. Programı diyorum saklambaca çevirdi ya helal olsun. Evet, evet. Değil programı mi? Götürdü, Kadir götürdü zaten. Evet. Saklanarak güya, güya, güya. Susuyorum. Ben aslında biliyor musun? Ben hiç sevmem. Hiç bize sevmeyi ön planda olmayı. Öyle mi? Hep geride. Yani, hep öylesiniz zaten. Hep geride. Geri plan buysa biz haşa. Kendimizi yeniden tanımlamamız lazım. Sen istedin ama Kadir. Ben istedim. Yani healing gelebilirsin. Saklanır. Ha, ben artık havaya da girdi. Anladın geliyor. Teker teker mi? Evet. Ha, hiç önemli değil. Evet. Yok mu başka? Ha, yalnız ben kendimi şey diye hazırlamıştım. Sadece Oya Hanım'a şiir ve eşlik edecektim. Bir de şarkı daha çalacaktık. Evet. Ve sohbet diye hazırlamıştım ama... Sohbeti evde evet. Yapan şimdi şarkı. Sohbeti evde yapan. Ya evde sohbet mi ediyorsun? Ne ediyorsun? Evde sohbet etmiyor musun? Efendim? Evde sohbet etmiyor musun? Ediyoruz. Örneğin bir sabahleyin evet. Uyandın, günü kucakladın. Nasıl başlıyorsun ha. Güne? Güne bazen hiç belli olmuyor. Yani bazen yüzümü bile yıkamadan gitarımı elime alabiliyorum ya da ne yapabiliyorum? Mesela çok zor geldi bana yürüyüşe bu soru. Yürüyüşe çıkıyorsun, kahvaltı yapıyorsun, kitap okuyorsun. Başka? Bunları yapıyorum. Birazcık... Tamam. Yardımcı olur abi. Şey, yani aslında müzikten çok vakit geçiririm. Yani, peki sporla aran nasıl? Sporla günde 20 dakika yürürüm. Güzel. Yeni başladım. 20 dakikayla başlayıp böyle birazcık onu biraz daha artıracağım. 25 yapacağım sonra 30. Yani çünkü yani böyle uzun zamandır böyle çok fazla evde oturarak tabii bu pandemi de bizi biraz evet, o... şey etti, alıştırdı oturmaya. Hı-hı. Ben de evcil bir insanım aslında çok. Yani evi çok severim. Pandemi de olunca daha İnsan da böyle... İnsan olduğu yerde de hareket evcilir. Edebilir değil mi? Tabii. Değil mi? Evet, evet, evet. Oyacığım senin sporla aran nasıl? Maalesef benim de. Başlarız beraber istersen. Yani yürüyorum yani.
hep bu cümlelerin sonu gelmez. Çünkü zaman. Arkadaş gerekti bazen öyle böyle mi? Bu motive açısından. Yani ben böyle o tek başıma sıkılırım yürüme. O zaman sizi benim eve taşıyalım mı? Yakınıma komşu olalım mı? 10.000 adım günde var mısınız? Ne kadar? 10.000 adım. 10.000 adım günde her gün. Süper. Dermancığım senin nasıl ara? İyi, çok iyi. Tabii yay günde burcu. Bir saat yürürüm. Yay burcu evet. Sabah ne olacak? 5'te. Aferin. Ama Lemos'una gittik geçen hafta. Cenklerle falan 9 kişi. 3 gün kaldık orada. Ulan biz yürüyüşe başlamadan Cenk ben 6.000 adımı tamamladım derdi. Sabah 5.30 be. Bırak bizi biraz uyuyalım. Aman. Ama çok yürüdük ya. Aman. Çok yürüdük. Peki faydasını görmedin mi? Her gördüm. Zaman görürüm. Evet. Bence başlayın. Başlayalım. Lazım. Lütfen. Spor çok önemlidir bir insan hayatında. Bir dönem yogaya gittim. Hı hı. Çok iyiydi yani. Çok iyiydi. Evet. Ondan sonra hep vazgeçiyorum. Yürüyüş aslında yürüyüş ve yüzmek en güzeli. Çok evet. Güzelim. Evet. En güzeli yürüyüştür evet. Aslında. Evet. 15 dakikamız kaldı. Hı. Var mı? Repertuarı geniş onun. Öyle mi? Tabii. Çok bakma mu? Öyle heyecanlı falan görüyor. Dayak duruyor öyle bir şey. Yok hayır şaka ediyor. Heyecanlı falan değil. Değil tabii. Değil. Yani o bize laf olarak öyle söylüyor. Yoksa esas bir şaka kısmı oydu zaten. Yoksa bir klip gelecek ve biraz konuştuktan sonra bitirmek zorundayız. 15 öyle dakikamız mi? Kaldı. Bak, evet. Tam alışıyordum ben de. Evet. Bir saat mi programımız yoksa 1,5 saat mı? 1,5. Vaaav. Evet. 15 dakika kaldı. Evet. Ben sezmedim. Ya işte şaka gibi. Vallahi 1,5 saat. Şaka gibi. Şaka Kadir yapıyor. Biz şakacı değiliz. Biz değiliz değil mi? Yok. Evet. O içimdeki o kıpırtılar inmeye başlamış. Tam. Öyle mi? O böyle bu şey olur ya böyle. O zaman seni alalım mı haber bültenlerine olur mu? Kelebekler. Kelebekler. Bak duydun ama. Uçuşmaz. Teklifi duydum. Alalım mı seni haber bülten? Haber. Evet. Bu programdan sonra hemen haberlere gireceğiz. Arzu edersen alırız seni. Haberleri sen okursun. Olur mu? Haberleri okuyun. Çok iyidir ya. Dünya haberi yok. Nasıl haber? İçinden oraya. Gündemi takip edeceksin. Peki. Ha. Ya, olur mu? Yani. Ses tonu uygundur bence. Bir tane. Hmm. Ya benim işim değil derim. Şimdi o Derman abi burada. Evet. Dermancığım baksana yine şarkıyı kaynattı. Kaynatmayacak hadi. Ya niye istedim. Kaynatıyorsun? Olur mu öyle şey? Klip beklemiyor muyduk? Çünkü? Klip mi bekliyorsun? Evet. Tamam. Klip girdikten benim sonra. Güzel bir klip evet. Gelsin. Tamam sonra. Sizin şarkılar harika. Harika olan sizlersiniz. Yine de teşekkürler. Bu aşk şarkıları çok duygusal olduğumuzu gösteriyor. Ay. Değil mi? Her şeyi o kadar çok seviyorum ki. Ne güzel. Evet her şeyi seviyorum. Ne güzel. Thank you.
size. Teşekkürler. Şarkı okumak ne güzel bir duygudur değil mi? Evet. Keşke her insan şarkı okuyabilse, şiir okuyabilse, tiyatroya gidebilse, konserlere gidebilse, yeah, kitaplar okuyabilse, spor yapabilse ve dolu dolu insanları, çevreyi, hayvanları, her şeyi sevebilse. Yeah. Değil mi? İşte o zaman insandır. O zaman. Evet. Dolu olmak gerekir aslında. Dün uzun zamandır kütüphaneme girmemiştim. O kitapların kokusunu işte birkaç tane almıştım odama. Onları poplayarak okuyorum. Okumaya çalışıyorum daha doğrusu. Bu oda kadar büyük bir kütüphanem vardır. Dün o kadar çok içimden geldi. 5 saatimi o odada. Ve bütün o kitapları tek tek kokladım, öptüm, araştırdım, baktım. Bunu da ben okumuşum, bunu da ben okumuşum, bunu da ben okumuşum. O kadar çok mutlu oldum ki. Kitap kokusu. Evet. Çocuk kokusu gibi. Aynen. En güzel kokulardan. Ben o kitabı okurken zaten eğer o kokusunu duyamayacaksam okuyamam. Hani evet, işte şimdi sanal alemde evet, insanlar evet, okumaya çalışıyorlar. Evet. Hiçbir tat mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Yeni kuşakta ondan tat alıyor galiba ama. Öyle mi? Evet, olabilir. Neyse, aynen, ne kadar çok değişti, zaman çok, değişti. Çok fark ediyor. Değil mi? Mevsimler çok değişti, iklimler değişti. Evet. İnsanlar da değişiyor. Elbette. Ve keşke yağmur olabilseydik. Yani. Ne kadar çok özledik toprak kokusunu. Haziran'da çok var. Gelen sene Haziran'da yağacak artık. Mevsim o kadar değişti ki. Evet, değişti. Kasım'da kısak oldu giyiyoruz. Evet, Kasım. Evet, Haziran'da herhalde yağmur yağacak. Evet. Evet, inanılır gibi değil. Ben kışı çok severim. Kış çocuğu olduğun için. Öyle mi? Ocak tabii. Ha. Evet. Ben de kışı severim. Evet. Sen? Yaz. Yaz çocuğusun değil mi? Hayır değilim. Hmm. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ay. Sizin de yani kaliteli zaman geçirmek çok keyifliydi. Ay canım. Bir her zaman. Herkes teşekkürler. Her zaman bekliyoruz. Eğer pot kırdıysak kusura bakmayın yani. Biz, hayır. Yani ben çok öyle şey değilim. Öğrendi derler ya. Yani Kadir, seninle programa çıkmak keyifli. Samimi söylerim sana. Ciddi. İçten ve samimi. Bak bir daha başlatabilir miyiz şimdi? Tamam. Bak şimdi ısırdım ha. Bu da baya. Başka bir hafta başka olur mu? Başka bir hafta tamam. Tamam. Şimdi hayır, yapsak çok güzel olur. Rahatladın değil mi? Biraz evdeymişim gibi oluyor. Öyle mi? Oluyor. Oluyor. Evet. Her zaman etrafımızda bu kadar güzel insanlar olursa huzurumuza huzur katılır, sağlığımıza sağlık. Sizin de etrafınızda her zaman, her an, her gün, her ay, her yıl, her dakika çok güzel insanlar olsun ki mutluluğunuza mutluluk katsınlar, ömrünüze ömür, sağlığınıza sağlık. Hoşça kalın ama hep bizimle kalın. Bir de unutmuştum galiba, unutur muyum? O sözcüğü, benim için o altın anahtar. Sizi o kadar çok seviyorum ki. Biliyorum siz de beni çok seviyorsunuz. Sizi seviyorum. Şeyimsin. Bugün senin doğum günün.
Canımın içi göz bebeğim, gözümün nurusun benim, kalbimde açan çiçeğimsin. Sol yanım her şeyimsin. Canımın içi göz bebeğim, gözümün nurusun benim, kalbimde açan çiçeğimsin. Sol yanım her şeyimsin. Aşkım deniz yosunu gözlerinde hissettim aşkım.